Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma projeleri ile de zor günlerden geçen çiftçilere destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda kısa zamanda büyük gelirler elde edilen ipek böcekçiliğini yaygınlaştırmak amacıyla çiftçilere bu yılda ücretsiz olarak 70 bin dut fidanı dağıtıldı. İpek böcekçiliği geliştirme projesi ile zor günlerden geçen çiftçilere toplamda 250 bin dut fidanı ile destek olan Büyükşehir Belediyesi, bu yılda Eskişehir başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce üreticiye 70 bin dut fidanı dağıttı. Unutulmaya yüz tutmuş ancak çiftçilere ek gelir sağlayacak olan ipek böcekçiliğini daha da yaygınlaştırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi yastıklama tesisi ve ipek böcekçiliği bahçeleri de ilçelerde hizmet vermeye başladı. Geçtiğimiz yıl Sarıcakaya ilçesi Laçin beldesinde 70 bin dut fidanı yetiştirerek üreticilere dağıtan Büyükşehir Belediyesi bu yılda 90 bin dut fidanı yetiştirdi. Dut fidanı dağıtım törenine Koza Birlik Başkanı Ramazan Işık, Koza Birlik Genel Müdürü Aysel Akbaba, Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel, Seyit Gazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı. Büyükerşen, dünya ipek ticaretinde bir zamanlar en önlerde olan ülkemiz, şimdilerde ilk 5'te dahi değil. Bir zamanlar ipeğin yakın Asya'daki merkezi olan ülkemizde maalesef bu iş için yanlış devlet politikaları yüzünden bitme noktasına geldi dedi. Sizlerle ilk buluşmamız bundan 3 yıl önceydi. Eskişehir'in tarihi değerlerinden birisi olan ipek böcekçiliğini yeniden canlandırmak için kolları sıvadığımızda birçok insan bitmiş bir kültürü yeniden canlandıramazsınız demişti. Ama biz Koza Birliği ile 3 yıl gibi kısa bir sürede çok büyük işler başardık. Koza Birliği'nin 3. kez başkanı seçilen Ramazan Bey'in de söylediği gibi Eskişehir için başlattığımız proje sizlerin de desteğiyle Edirne'den Ardahan'a memleketimizin birçok iline yayıldı. Bu vesileyle Ramazan Işık Bey'i kutlar, yeni seçimden sonraki görevi boyunca da başarılarının devamı diliyorum. Bu işe başlarken benim siz değerli üreticilere olan inancım her zaman tam olmuştur. Bu işi yapamazsınız diyenlere bu buluşmalarsa adeta onlara birer cevap olarak sunuldu. Kadınlarımıza İpek Evi'nde, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin kurmak için hazırlıklarını yaptığı İpek Evi'nde Türk İpeği'nden ürün geliştirme eğitimlerini vereceğiz. Dokuma tezgahlarının da olacağı İpek Evi'nde kadınlarımız %100 Türk İpeği'nden atkılar, kaşkollar, gömlekler, kilimler, kravatlar gibi piyasada çok yüksek rakamlara satılan ürünlerle nasıl yapacaklarını öğrenecekler. Koza Birlik Başkanı Ramazan Işık ise törende gerçekleştirdiği konuşmada Türkiye'nin dört bir yanında Eskişehir'de yetişen dut ağaçları yer alıyor. 2017 yılından bu yana dağıtılan dut fidanları Türkiye'de ipek böcekçiliği adına büyük bir girişim oldu dedi. Eskişehir'de ipek böcekçiliğinin gelişmesi ve yaygınlaşması projesi adına başlamıştık. Bu projeden günümüze kadar çok yol kat ettik, mesafeler kat ettik. Şöyle ki Eskişehir'de başlatılan bu proje vatandaşlar tarafından çok ilgi gördü. Ve damla damla ülkemizde de yayıldı ve duyuldu. Bu bağlamda 2018 ve 2019 yıllarında 35 ilde üreticilerimizin dut fidanlarına dağıttık ve kapama dut bahçeleri yapıldı. Koza Birlik olarak canlı böcekleri veriyor. Ürettiği yerde ürünü alıyoruz. Tarım Bakanlığı'nın hayvanlık desteği kapsamında üretim aldıktan sonra Koza Birlik tesisatından hesabına para yatıyor. Çok kolay kısa bir günde, 40 günde ben de bizim ipek böceği beslemeye dahil ediyorum. Konuşmaların ardından üreticiler fidanlarını teslim alarak hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.